Acı çekmek heyecan verici bir sözcük değildir. Hayat iyi gittiğinde düşünmek istediğim en son şey zorluklardır. Aslında sıkıntıda sevmek imkansız görünür. Tanrı'nın bana zorluklar yollaması için iyi bir nedeni olduğuna inanmak kolay değildir. Acı çekmek karşımıza birçok biçim ve şekilde çıkar. Parasal kayıp, sağlık sorunları ya da sevdiğimiz birinin ölümüyle karşılaşabiliriz. Bazı yerlerde inananlar Hristiyan inançlarından ötürü zulüm görür. İnsanlar başkalarının günahlarından ötürü bile acı çeker. Örneğin boşanmış anne babaların çocukları duygusal bakımdan korkunç zorluklar çekerler. Yüreğimiz bu şeyler nasıl iyi olabilir? Bunda nasıl sevinebilirim? Amacın ne ya Rab diye yakarabilir. Yaşayabileceğimiz her zor şeyin arkasında Tanrı'nın bir amacı olduğundan ötürü onu övüyorum. Bize sadece Tanrımız küller için güzellik verebilir. Her şey bizim verdiğimiz karşılığa bağlıdır. Tanrı'ya ya da deneyimimizde rolü olan birisine karşı acılıkla donarsak, Tanrı'nın amacını tamamen kaçırır, acılığın sonuçlarını biçeriz. Tanrı'nın bizim için olan harika sevgisini anlayabilirsek, çektiğimiz acıları kabul edebiliriz. Tanrı bizim sonsuz iyiliğimizi arzular. Sahip olduğu sonsuzluk bakış açısından hayatımızın tümünü görür. Eğer basitçe ona güvenirsek, üzüntünün ortasında bize içsel sevinç ve acının ortasında da huzur verecektir. Biz sadık kaldıkça Tanrı'nın bereketleri gelmeye devam edecektir ve sonsuzluktaki ödülümüz de en büyük hayallerimizin ötesinde olacaktır.